Sağlıklı Günler programından günaydın. Doktor Meltem Ayran ben. Her sabah, hafta içi her sabah 9'u 10 geçe canlı yayında sizlerle birlikteyim. Efendim, Instagram adresimi hatırlatmak istiyorum. Oradan bana konu ve konuk önerilerinde bulunuyorsunuz. Teşekkür ederim. dr.meltemayran dr.meltemayran. Buradan bana ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi bugün çok sorulan sorulardan, çok konuşulan konulardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Saç dökülmeleri ve saç tedavilerinden bahsedeceğiz. Evet, hemen hemen herkesin, her yaşta herkesin karşısına çıkan bir problem. Birçok nedeni var. Bunları konuşacağız ve tedavi seçeneklerinden bahsedeceğiz. Şimdi saç dökülmeleri kadın ve erkek tipi olarak ikiye ayrılıyor ve daha çok erkek tipi dökülme görülüyor. Mesela günde 50-100 adet saç dökülmesi normal. Yani herkesin saçı dökülür, yatakta bulursunuz, kıyafetlerinizin üzerinde, koltukta mutlaka saç dökülür ya da saçınızı tararken. Ama eğer bu rakamların üzerinde bir dökülme varsa işte o zaman bir sorunun işareti olabilir. Kadın ve erkek tipi olabilir demiştim. Erkek tipi hormonal kaynaklı olur ve kroniktir ve kelliğe doğru gider. Genelde erkek tipi dökülmelerde biz işte gençler gelebiliyor, 20'li yaşlarda benim saçlarım dökülüyor diyor. Hatta onların genellikle aile hikayesi de olur. İşte babasında, amcasında da saç dökülmeleri vardır bir şekilde ya da akrabaların içerisinde. Erken yaşta başlamıştır, onların hikayesi de o şekildedir. Biz onlara şunu deriz, yani biz sana bazı tedaviler yapalım ve bu dökülmeyi yavaşlatalım, azaltalım. Neticede tam olarak önüne geçemeyeceğiz şu anki teknolojiyle. Bir süre sonra da sana 30'lu yaşlarda falan da şey yapalım, saç ekimi yapalım deriz. Yani önce bir dökülmeler bitsin, ondan sonra saç ekimi için uygun hale gelirsin deriz o kişilere. Şimdi evet, genetik faktörler var bu konuda. Peki hastalıklar etkilemiyor mu? Tabii ki hastalıklar etkiliyor. Mesela tiroid hastalıkları, işte diyabet, insülin direnci varsa işte bunlar mesela saç kalitesini de çok etkileyen hastalıklar. Bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabilir. Mesela ani dökülmeler varsa ya böyle çok ağır psikolojik stres, hatta böyle hepimizin bildiği hikayeler, işte bir gecede saçların beyazlaması gibi, saçlar strese çok duyarlıdır. O yüzden saç tedavileri biraz zordur çünkü çok fazla şeyden etkilenir. İşte hastalıklardan bahsediyordum. İlaç kullanımları, yine hormonal bozukluklar, romatizmal hastalıklar ve saçın beslenmesini bozacak her şey aslında saç dökülmesini tetikler. Mesela vitamin eksiklikleri, anemiler, mesela bir kişi kaza geçirir, birden aşırı kanaması olur. Bir anda saçları, hani saç dökülmeli, ani bir şekilde dökülmeye başlar. Daha önce öyle bir hikayesi yoktur gibi. Mesela kemoterapi ilaçları biliyorsunuz ki saç dökülmesine neden oluyor. Böbrek üstü bezindeki bozukluklar işte ve buna bağlı yine ilaç kullanımları etkileyebilir. Gebelik durumu çok etkiler. Gebelikte birçok kadın saçlarının zayıfladığını, inceldiğini, döküldüğünü söyler. Yani aslında en çok da galiba psikolojik stres ve psikolojik faktörler bu durumu etkiliyor. Çünkü bizim saç dökülmesi sorunu olan ve başlangıçta geldiğinde belli tetkikleri istediğimiz, işte bu az önce saydığım şeyler var mı, sağlık sorunları var mı diye baktığımız kişilerde sonra tedaviye başlıyoruz. Her şey çok güzel giderken bir anda saç dökülmesi artabiliyor. Ne olduğunu sorduğumda işte ailesinde bir problemden bahsediyor. Yani siz kendinize çok iyi baksanız bile, her şey çok süper gidiyor gibi gözükse bile, eğer bir psikolojik stres yaşıyorsanız, ani bir durum oluyorsa, bir travma, bunlar saç dökülmelerini etkiliyor. Vitamin B12, biyotin, D vitamini eksiklikleri, folik asit eksikliği, çinko eksikliği, bunlar, demir eksikliğini az önce de söyledim, bunlar saç dökülmesini çok etkiliyor. Özellikle erkek tipi dökülmede dihidrotestosteron hormonu suçlanıyor demiştim. Hormona duyarlı bir dökülmeydi bu. Ve biraz da çok uzun zamanımız olmadığı için çözümlerden bahsetmek istiyorum. Mesela neler yapıyoruz?
Efendim biz klinikte dediğim gibi bir hastanın anamnezini alıyoruz. Hastanın sorunlarını değerlendiriyoruz. Ondan sonra eğer bir medikal tedavi alması gerekiyorsa bu planlanıyor. Eğer yine mesela saçlı deride bir hastalık varsa, egzama gibi, işte mantar gibi, sedef hastalığı gibi, bunlar da o problem olan yerlerde, lezyon olan yerlerde saç dökülmesine sebep olur. Bunların da tedavisi planlanmalı elbette. Genel bir bakıştan sonra ve hastanın tetkiklerini gördükten sonra biz planlamaya geçeriz. Ben genelde şimdi seçenekleri sayıyorum size. Saç mezoterapisi yapabiliriz, saç terapisi yapabiliriz, saç aşısı yapabiliriz, saç lazeri yapabiliriz ve bunların tamamını kombine edebiliriz. Saç mezoterapisi nedir? Ben daha önceki programlarda da anlatıyorum. Mezoterapi işte neydi? Cilde bir takım ilaçların, bir takım vitaminlerin, minerallerin, enzimlerin enjekte edilerek, zerk edilerek yapılan bir tedavi yöntemiydi. Aynı şekilde saçlı deriye de enjeksiyon yöntemiyle oradaki eksilen şeyleri yerine koyarak yapılan bir tedavi yöntemi aslında. Az önce saydığım bir takım vitaminlerin eksikliğinden bahsettik. Onların oraya zerk edilmesi, yine enzimler, hyaluronik asit gibi orada dolaşımı artıracak, nemi artıracak, daha sağlıklı bir ortam oluşturacak şeylerin enjekte edilmesinden bahsetmiştik mezoterapide. Saç mezoterapisi de böyle bir yöntem. Saç PRP'si neydi? Saç PRP zaten sizin kanınızdan ürettiğimiz bir şeydi. Saç PRP'si de yine o kanın plazma kısmının saçlı deriye enjekte edilmesi değişik tekniklerle. Ve saç aşısı diye bir şey var. Saç aşısı biraz daha kombine bir yöntem. Hem PRP'nin hem ekstraselüler matriksin hem bir takım vitaminlerin beraber kombine olduğu bir yöntem. Bir de saç lazeri uygulaması var. Bu da düşük seviyeli bir lazer uygulamasıyla saça uyarılar verilmesi. Bu haftada 2 olabilir, haftada 3 olabilir. Biraz lazerin tipine göre de değişir. Bir süre mesela 2 ay, 3 ay mümkünse haftada 2 gibi devam edip sonra da araya rapel belli aralıklarla gelmek böyle 6 ay gibi bir sürede de güzel sonuçları doğuracaktır. Şimdi bu tedavileri kombine edebiliriz. Yani kaç seans olur diye sorarsanız bu kişinin yaşına, dökülme şikayetine, beklentilerine göre değişecektir. Ben genelde kombine tedavileri seviyorum. Yani mezoterapiyle PRP'yi kombinlemek, işte araya saç aşısı da alabiliriz, saç lazeriyle de destekleyebiliriz. Kombine tedaviler her zaman daha iyi sonuçlar verir. Biraz da evde ne yapılabilir sorusu tabii ki çok soruluyor. Ben zaman zaman kendi hesabımdan da paylaşıyorum bazı doğal tedavileri. Şimdi ben bir pandemi öncesinde bir resepsiyona katılmıştım ve orada işte çok sayıda ülkenin konsolosları, işte büyükelçileri vardı ve saç ekiminden bahsediyorduk. Sonra işte birden Hindistan başkonsolosu geldi. İşte tabii ki dedim sizin saç ekimine ihtiyacınız yok. Adamın saçları çok gürdü ve cebinden bir tarak çıkardı. Yani orada bir bin, yani herhalde yaklaşık 1000 kişinin olduğu bir resepsiyondu. 1000 kişi de zannediyorum ki birinin cebinde tarak vardı. O da Hintliydi. Yani aslında bakım çok önemli ve Hintlilerin bu kadar güzel saçlara sahip olmasının sırrı da küçük yaştan itibaren bu konuda çok yani duyarlı olmaları. Anneleri bir şekilde onlara bunu öğretiyor. Bir şekilde bunu görerek öğreniyorlar. Yani saç tarıyorlar ve saçlarına yağ bakımı yapıyorlar. Bu çok önemli. Birçok yağ saçlara iyi gelir. Bizim ülkemizde de en çok bulabileceğimiz yağlar mesela çam terebentin yağı iyidir. Ondan sonra Hint yağı iyidir. Ondan sonra zeytinyağı iyidir. Ve Hindistan cevizi yağı
Bunları kombinleyebilirsiniz. Koku, mesela çam terebentinin kokusu biraz yoğundur. Hani onu hafifletmek için biraz Hindistan cevizi düşünülebilir. Bu yağlarla maske yapmak, ben nasıl yapıyorum? Mesela ben de saçlarımı işte boyayan birisiyim ve saç boyası zaten saç dökülmesini çok artırıyor. Ha, şunu da söyleyeyim unutmadan. Mesela saç düzleştirme tedavileri, keratinler, böyle bakımlar yapılıyor biliyorsunuz. Keratin bakımı, işte saç botoksu diye. Bununla ilgili bir makale okumuştum. Düzenli olarak bu tip bakımları yaptıran kişilerde kanser hikayesinin arttığı. Çünkü bunlar da vücutta bazı toksinlerin birikmesine neden oluyor. Yani hiçbir şey masum değil. Güzellik adına yaptığımız şeylerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Saçımı yıkamadan önce saç diplerime yağ bakımı yapıyorum. Mutlaka o an işte elimde ne varsa, ne kolay geliyorsa. Mesela Hindistan cevizi yağını çok seviyorum. Hatta saç boyamasına gitmeden önce de saç diplerime yağ bakımı yapıyorum. Onun üstüne boya yapılıyor. En son boya yapılırken saçınız bu yüzden mi acaba yıpranmadı dediler. Size de bu tüyoyu vermek istiyorum. Evde bir saç bakım maskesi, benim çok yaptığım bir maske. Hemen size tarifini vereyim. Yumurta kullanacağız bunda. Hindistan cevizi yağı kullanacağız ve mayonez kullanacağız. Mayonezin içerisinde eğer sarımsaklıysa o da güzel. Biraz kokuyor ama sarımsağın böyle dolaşımı artırıcı etkisi var. Bunları karıştırın. Saçınıza uygulayın. Bir yarım saat beklettikten sonra da güzelce temizleyin. Çok güzel bir bakım ve ucuz bir bakım. Evde çok rahat yapabilirsiniz. Yağlar konusunda bir uyarıda bulunabilirim. Cold press olması, yani soğuk pres, soğuk sıkım yağlar iyidir her zaman. Daha doğal yağlardır. Mümkünse organik soğuk sıkım yağları kullanmanızda fayda var. Efendim, şimdi saç tedavileri tabii ki en son noktada saç hekimi geliyor. Saç hekimi ayrı bir konu, onu ayrı bir zamanda anlatırım. Şöyle tekrar toparlarsak, yani saçı erkek tipi dökülmesi var diyelim. Genç bir çocuk geldi 20'li yaşlarda, saç dökülme şikayeti var. Ailesinde de böyle bir öyküsü var. Bu çocuğun saçları dökülecek demektir. O zaman ona hemen saç ekimi planlamıyoruz. Ona bu az önce saydığım saç tedavilerini yapıyoruz. Belli aralıklarla bu saç dökülmesini yavaşlatıyoruz. Biraz durduruyoruz derken sonra bu maksimum dökülme olduktan sonra onu saç ekimine alıyoruz. Saç ekimi de artık en son seçenek olmuş oluyor. Ama saç ekiminden sonra da yine saç bakımına devam etmek gerekiyor. İşte beslenmeye, bütün bu saydığım kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor. Efendim, sizin Instagram'dan bana yazdığınız soruları, genelde konuları belirleyerek bu programda anlatıyorum konuları. Tekrar Instagram adresimi size hatırlatmak istiyorum. dr.meltemayran. Buradan bana yazabilirsiniz. Konu ve konuk önerilerinde bulunabilirsiniz efendim. Bugün haftanın son günüydü. Pazartesi günü tekrar birlikte olacağız. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Efendim, kendinize çok iyi bakın ve unutmayın, güzellik sağlıktan gelir.